Evet, kaza oldu. Sonrasında peynir ekmek geçiyor. Peynir zeytin ekmek keyfi. Peynir devam. Hayat yine devam ediyor. Kamyoncunun çilesi bitmez. Sürücüler çok para kazanıyor diyorlar. Gelsinler de görsünler de. Hayatımızı görsünler. Bak görün, saç bir yanda, araba bir yanda, peynir ekmek. Buna da şükür yani. Bu peynir ekmeği de yani böyle kazanarak yiyip da halimizden anlasınlar. Sen nereden geliyordun abi? Ereğli'den. Ereğli'den görüyordun. Nereye götürüyordun? Ankara'ya. Ankara'ya götürüyordun. Evet. İsim soyisim neydi abi? Dede Aktaş. Dede Aktaş. Evet. Saç yüklüydü. Saç yüklüydü. Buraya girdik. O da saç nasıl oldu? Kaydı yani. Evet. Halimiz bu. Ne bekliyoruz abi? Vinç mi şu an? Şu anda vinç bekliyor. Bir de vinççiler çok para mı kazanıyor herhalde? Hiçbiri de 50 tane, en az 4 tane vinççi aradım. Gördü de bizim adamımız yok, gelemezdik. Yok, şu parası önemli değil. Yani şu yeter ki yoldan kurtulalım. Vinççiler de gelmiyor bu kamyoncu. Neden gelmiyor biz de bilmiyoruz. Buna aslında bizim mesela ki yetkililerimiz kim? Ulaştırma Bakanlığı. Ulaştırma Bakanlığı Şoförler Cemiyeti. Bu Şoförler Cemiyeti, Ulaştırma Bakanlıkları. Biz bunları da aradık. Ama bize yardımcı olmuyorlar. Bizim mesela vergilerimizi alıyorlar. Vergiye geldiği zaman alıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Başımızda bu iş gelince de bu seferde adamlar kimse sahip çıkmıyor. Bizim sahibimiz yok yani. Abi çok geçmiş olsun. Hadi eyvallah. Yani hiç güzel mi diyor? Güzel mi? Ne yani? Sizin görev ne yani? Abi gazete... Ne yani sizin görev ne yani? Abi gazete